Salam qadırlı ildəşlər. Bugünkü gəpləşiğimizdə biz geçən gəpləşiğimizin izini davam etdiririz. Yadınıza düşən olsa, geçən gəpləşiğimizdə biz diləklərimizə, doğalarımıza pəskəlçilik veriyən, böktönç olayan zatlar var idi qürrün edibdik. Bu tema aslında qatı ulu bir tema. Şunun üçün bu gəpləşiğimizdə yenə də diləklərimizə pəskəçilik veriyən kəbir zatları, zatlar barədə qürrün etməyə doğru tapdıq. Gəlin həzir müqaddət kitabdan yenə də kəbir ayətləri okalın. Yahya yazılan birinci xatın, üçüncü vavının 22-ci, 24-cü ayətlərini okayaz. Nəmə diləsək ondan alarız. Çünki onun buyruqlarını berca edib, onun xalanını ediyəndiriz. Onun buyruğu olsa, oğlu İsa Mesih'in adına iman etməyimiz, onun bizə buyuruşu yalı, biri-birimizi söyməyimizdir. Xudayın buyruqlarını berca ediyən Xudayda, Xuday hem onda qalayandır. Onun bizdə qalayanını şundan, yağını onun bizə verən ruhundan biləyəriz. Bu ayetlerde Huday bize ne mi diyecek Golya? İsa Mesih şeyle sözleri aittı. Siz şu vaxta çenini benim adımın hiçbir zat dilemediniz. Dilen alarsınız. Şatlığınız dolup coşar deydi. Hazır ki okan ayetlerimizde yine de onun adından ne mi dilesek alarız. Çünkü onun buyruklarını berca ediyendiriz deyilip yazılan. Sonra onun buyrukları ne mi? Onun buyrukları Huday'ın oğlu İsa Mesih'in adına iman etmemizdir. Onun bize buyruşu yalı biri birimizi söymemizdir. Huday'ın buyruklarını berca eden Huday'da kalayandır. Huday hem onda kalayandır. Nəhli təhsin acayip zatlar. Onun nə mədiləsək alarız. Çünki onun buyruqlarını berca ediyəndiriz. Bu nəhli qayratlı aydılan sözlər. Onun buyruqları nə mə? Onun buyruqları. Onun oğlu İsa Mesih'i iman etməqimizdir. Və onun buyruşu yalı biri-birimizi söyməqimizdir. İne Xudayın buyruqlarının biri. Eğer biz bu buyruqları yerine yetiriyen olsak, onda Xudaydan nə mədiləsək, şunu hem alarız. Qadırlı doğanlar, şu ayetlere göre, qadırlı ildeşler, biz şeyle qayrat bilen, Xudaya yüzlenip biləriz mi? Biləyəz mi? Hazır biz şeyle qayrat bilen, onun nə mədiləsək alarız deyib biləriz mi? Onun iyi verəni İsa Mesih'ə iman ediyəz mi? İman edib iman bilən İsa'dan, İsa'nın adı bilən Xudaydan diləyəz mi? Eğer diləyən olsak, onda diləyimiz hükman bercay olar. Onun bizə buyuruşu yalı biri-birimizi söyəyəz mi? Bu soraq bizim her birimiz üçündür. Sol bir hatarda benim üçündür. Eğer ben doğanımı, görüp duran doğanımı söymeyen olsam, maşkalada ayalımı söymeyen olsam, yaşayan yerimde komşumu söymeyen olsam, çağlarımı söymeyen olsam, dost yarlarımı söymeyen, doğanlarımı, karındaşlarımı söymeyen olsam, onda men Huday'ın buyruğunu berca ediyen mi? Onda men şeyle qucurlu, qayratlı, Xudayda nə mədiləsən, alarım deyib bilərin mi? Yox. Bu tayda bir şərt var. Xudayda nə mədiləsək alarız. Eğer biz onun buyruqlarını berca ediyən olsak, onun buyruqları nə mə? Xudayın iyi verənə, xalaskar Rəb İsa Mesih'in adına iman etməyimizdir. Onun adına inanmağımızdır. Ve
komşumuzu özümüz yağlı sövmeli deriz. Eğer biz kimdir birini sövüp bilmeyen olsak, ya da kimdir birini yiğreniyen olsak, onda bizim doğalarımıza böktönç var, peskelçilik var. Çok bizim yüreğimizdeki yiğrenç, sövmezlik, bizim dileklerimize peskelçilik veriyor. Biz şeyle kucur gayret bilen, yankı kitapta yazılışı yağlı, Huday'dan ne mi dilesek alarız deyip kucur gayret bilen sözler bilmeyiz. Sebebi, hatta biz İsa Mesih'e iman ediyenem olsak, yine buyruğunun ikinci bölümünde birbirimizi sövmelidiriz deyip yazılan. Eğer biz şunu yerine getirmeyen olsak, onda biz dileklerimize cevap almayız. Adırlı iyileşler, bu taydaki aydınlan zat sizin için nehli. Huday'ın iyi vereni İsa Mesih'e iman ediyeniz mi? Onu halaskeriniz ve Rabbiniz hükmünde kabul ettiniz mi? Komşuyunuzu özünüz yağlı söyleyeniz mi? Çağlarınızı, ayağınızı söyleyeniz mi? Eğer yok olsa, onda her sizin için fırsat. İsa Mesih sizin için yere geldi. Sizin günahlarınız için haçta kan döktü. Üçüncü güne, bütün adamzadın aklanmağı için ölümden dirildi. İsa Hazrem dire. O sizin yüreğinizin kapısını kakya. Ona iman edip, gel içeri gir, yüreğimi senin için açyan, gel deyip öz sözleriniz bilen yüzlenseniz, onda o sizin yüreğinize girer. Ve sizin ehli günahlarınızı bağışlar. Size taze yaşayış verir. Size adamlara olan sövgü verir. Çünkü o size şerhsiz sövdü. Şol sövgü bilen, şol büyük sövgü bilen sizin de yüreğinizi doldurar. Haçan da siz Huday'ın iyi vereni İsa Mesih'e iman edip, günahlarınızdan halas olup, baki yaşayışı eyeb olan vaktinizde, onda siz onun adı bilen Huday'a dilek etmeye başlayınız. İsa'nın adı bilen Huday'a dilek eden vaktinizde, komşunuzu özünüz yağlı söyleyen vaktiniz, onda sizin dileklerinize cevap verirler. Bunu men aitmayan, bunu Huday'ın sözü aydıya. Menin buyruklarımı berca etseniz, mende kalarsınız. Men hem sizde deyip Huday bugün size yüzleniyor. Gelin devam ettirelim. Markus'a yazılan, Markus'un yazan hoş havarında 11. babın 25-26. Ayetlerinde şeyle yazılan. Gökteki atağınızın sizin yazıklarınızı bağışlayışıyalı. Birinden öyke kineğiniz bar olsa, dua etmeye duran mahalınız, siz de onu bağışlan. Siz bağışlamasanız gökteki atağınız hem sizin yazıklarınızı bağışlamaz. Seyredin, yine bir tersin hakikat. Eğer siz dua eden vaktiniz, kimdir birinden öyke kineğiniz bar olsa, ya da kimdir birini ervetlik eden olsanız, kimdir biri bilen aranızda katlaşık bozulan olsa ve bunda sizin günahınız bar olsa, onda ilki bilen nem edin. Belki size karşı günah edilendir. Siz ol günahkar bağışlamasanız, onda Huday hem sizin günahlarınızı bağışlamaz. Dua etmezden ön, Huday'a dilek etmeye durmazdan ozal, kimden öyke kiyinen bar olsa, bağışla deyip yazılan. Ne edip öyke kiyineleri bağışlaman, Huday'dan bir zat dileyip bileyen. Eğer dileyenem olsan, onda senin dileklerini peskeçilik veriyen, böktönç bolyan, bağışlamazlık senin yüreğindedir. O sen bilen Huday'ın arasındaki katnaşığı bozuyor. Huday senin dileklerine cevap verip bilmeye. Şunun için yüreğindeki ehli öykü kiyineni bağışlap, yürek temizliği bilen, yürek pekliği bilen, arasalığı bilen Huday'ın yanına gel. İsa Mesih'in adı bilen ehli dileklerine şükür bilen Huday'a bildir. O senin dileklerine cevap verir. Bağışlamazlık bu ervet günahdır.
Nə xili sənə qarşı yamalıq edilənəm olsa, sən onu bağışlamalısın. Əgər bağışlamağa gücün yetməyən olsa, bəlkə bu sənin gücündən artıqdır, bəlkə büyük bir sənə salınan yaralar qatı uludur. Mən bunu düşünəyən. Mən həm durmuşumda, yenilik gülən hər bir zadı bağışlayıp biləyən dəldim. Həzirəm mən üçün qıyınçılıqlar var. Bunu öz gücüm bilən, mən heç qaçan edib bilməyən. Sən də bunu öz gücün ilə edib bilməyərsin. Bəlkə sən həzir məni dinləyənsin və deyənsin. Sən mənim başıma gələnlərdən, mənə salınan yaraları bir bilsədin, onda aydardın. Yenilik gülən bağışlayıp boylayan zat dəldir. Hava, qadırlı iyiləşim, qadırlı dostum, doğanım. Bəlkə mən sənin sana salınan yaraların nə xil olduğunu düşünüb biləyən dəldirin. Əmma Xudayım ona düşünəyə. Mən biləyən sən öz gücün ilə heç haçan sana edilən ərvətlikləri bağışlayıb bilmərsin. Mən həm bunu başarmayan. Əmma Xudayın gücü ilə sən özünə qarşı edilən ərvətlikləri hökman bağışlayıb bilərsin. Xudaydan güc sonra, Xudaydan kömək sonra, ol sana hökman kömək edər. Ol senin yüreğindeki əhli yaralarını şifa verir. Seni bu bağışlamazlıktan halas eder. Ve sen qucur qayrat bilen, batırlık bilen, Xudayın önüne dilek edip gelip bilen. Dilek etmeye duran vaxtında ilki bilen, sana karşı edilen öykek iğneleri bağışla. Yoksa öykek iğneler senin dileklerine pəskilçilik verir. Böktənç olar. Yenə də Mattanın xoş xəbərində təsin zatlar var. Bu məni qat hayran qaldıran zat. İsa Mesih'dən şagirdləri bizə dilək etməyi, bizə dua etməyi öyrət deyib yüzləndilər. Bu bir gezek olub keçdi. Bunu 4 sahanı xoş xəbərçidə yazıya və beyan ediyə. İsa öz şagirdlerine dine bir yerde nehli dua etmelidiğini öğretiye. Şeyle vacip zat, çünkü İsa Mesih'in şagirdleri nehli Xudaya dilek etmelidiğini bilmeyerdiler. Onlar bunu nehli etmelidiğini bilmeyenlik için Xudaydan, yani İsa'dan sordular. İsa bize dilek etmeni öğret, nehli edip Xudaya dilek edeli. İsa onlara şeyle dilek edin deyip öğretti. Bu Mattanın xoş xəbəri 6-cı babda yazılan. Eğer İnciliniz bar olsa özünüz baştan bir gezek okan, nəhili dilek etməlidiğini ol öz şagirdlərinə öğretti. Şotayda 12-ci ayette təhsin zatlar yazıyor. Bizə yamanlık edənlərin yazıqlarını geçişimiz yağlı, sen de bizim yazıqlarımızı geç. 14-cü ayette, siz adamların yazıklarını bağışlamasanız, gökteki atanız hem sizin yazıklarını bağışlamaz. Adamların yazıklarını bağışlamasanız, atanız hem sizin yazıklarınızı bağışlamaz. Nem için bağışlamaklık şeyle vacipti? Nem için şagirdler İsa'dan bana dua etmeyi öğret diyen mahalı, ol onlara nehli dua etmeyi öğret diye ve şotayda bağışlamaklık diyen zadı şol doğanın içinde görkeziye. Neme bu şeyle vacipti mi? Doğa etmek için bağışlamaklık neme bağlılığı var. Neme için şol yeketek yerde İsa öz şahitlerine doğa etmeni öğreden vaktinde bağışlamaklık barada iki ayet hükman aydıp geçiye. İçine yerleştiriyor şol kıskacık doğanın içine. İki sahne ayet, bağışlamaklık bilen bağlı olan ayetleri şotaya yerleştiriyor. Ne için? Sebebi katı vacipti. Siz dua etmeye duran vakalınız, özünüze karşı edilen öykü kinileri bağışlan. Yoksa bağışlamasanız, sizin dualarınıza peskeçilik olar, böktenç olar. Şunun için İsa Mesih, kıskaça öğretiyen dileği, aslında özü 11 ayetten ibaret. İsa'nın şagirdlerine öğreden dileği. Şol 11 ayetin iki sanısı hem bağışlamaklık bu arada.
qırrım yeriyə. Bu Xuday üçün vacibdir. Bağışlamazlıq bu ervət zat. Köp fiziki günü keselçiliklərin, ervətliklərin bir kökü bağışlamazlıqdır. Bağışlaman, öykü kiyinəni yürəgində yıllar boyu götürən adımlar, axır sonları keselçiliyə, her hili ervətliyə duş gəliyələr və ecir çəkiyələr. Hatta köp adımlar, köp şayatlıqları okudum. Adımlar öz durmuşundan gürrün veriyə. Fiziki kesellerine şüpa tapmadık adımların. Xudaya neçe dile geçse de şüpa tapmanın bir sebebi olar kimdir birini bağışlayıp bilmeyenliği içindir. Qadırlı doğanlar, qadırlı dostlar, sizin durmuşunuz bugün nəhili? Sizin yüreğinizdə yiğrenç var mı? Sizin yüreğinizdə bağışlamazlık var mı? Eğer bundan ecir çekeyen olsanız, onda həzirin özündə Xudayın yanına gelin. Bunu Xudaydan gizləmən. Çünki Xuday bunu biləyəndir. Nəhili olsa şonun yağlı da, eğer söyməklük qiyin olsa, qiyindığını aydın. Bağışlamak qiyin olsa, bağışlap bilmeyen kömək et deyip Xudaya dilə gedin. Xuday sizə güç verər. Xuday sizə nəhili bağışlap, nəhili söyməldiğini öyrədər. Sizin doğalarınıza böktənç olmasın. Pəskəlçilik olmasın. Bu gepleşikimizi yenə də devam etdiririz. Amma hazır mən biləlikdə sizin bilən, sizin üçün dilək etmək istəyən, eğer haqiqattan yankı aydılan zatlarda ecir çəkən olsanız, Xudayın yanına gelin. Köp adımlar yüreğinde yiğrenç hüküm süren vaxtında, kimdir birini söyüp bilmeyen vaxtında, kimdir birini bağışlayıp bilmeyen vaxtında, şeyle lap keçleniyor adam, hatta dile getmek isteğini de yitiriyor. Xudaya dile gedesi gelmeye. Ne için? Sebep yürek, yankı zatlar bilen dolu. Ve sizin doğanızın, Xudayın eşitmeyendiğini siz duyuyanız, şunun için dile getmek isteği sizde yitiye. Çünkü dileklerden gelen gücü, Xudayın gücünü, Xudayın dileklere veren coğavını duyup bilmeyeniz. Sizin yüreğiniz daha aşağılı qatab var ya. Xudanın yanına gelin. Hazır gelin bilelikte dilek edelim. Ben sizin için dilek etmek isteyen. Kudretli güçlü Xudayım, asmandaki atam. Sana hazır ki vaxt için minnettarlık bildiren. Sana minnettarlık bildiren, beni dinleyen her bir ildeşim için, her bir doğanım için, her bir yakınlarım için dilek edeyen. Kudretli güçlüyüm. Onlara kömək et. Seni bilen her bir hazır beni dinleyen adamların yürekleri senin önünde aynada yağlı aydın görünüyor. Sen her bir yüreğin yağdayını bilen Xudayım. Seni bilen adamların yüreğindeki doğaları pəskəl veriyen, böktenç olayan zatları bilen Xudayım. Hazırın özünde bu adamları azad et. Onları yiğrençten azad et. Bağışlamazlıktan azad et. Yüreklerini pək et Xudayım. Bütün ağırlarını al, kudreti güçlü Xudayım. Onlara yürek təmizliğini ver. Qoy onlar dile getmek isteklerini onlara qaytarıp ver. Köp adamlar yankı günahların içinde yürekleri daşa örülüp var ya. Onlar sana olan imanın, sana olan dileğin gücünü, dileklerine cevap alayan, verilen gücü duyup bilmeyerler. Sebep yürekleri günahlar bilen, ervetlikler bilen daşa örülüp var ya. Kudreti güçlü Xudayım, onun yüreklerini temizle, onun yüreklerini yine de yumuşat. Xudayım, onlar için pəskəl veren əxli zatları, həzrin özünde İsa Mesih'in adı ilə aradan ayır deyip dile gediyen, qoy senin çağların, senin oğlun İsa Mesih'e iman edeyen her bir adam, her bir ayal, her bir erkek, qoy öz dileklerinden, senin adın ilə edeyen dileklerinden, hoşallansın, şahatlansın, onları coğab alıp begensin ve heşelle kalksın. Onlara dileklerine pəskəl veren əhli zatları aradan ayır deyip dilek edeyen Xudayım. Qoy senin çağların, senin kudratını, gücünü her günkü durmuşlarında duysunlar ve görsünler. Xudaycan onlara akpata ver. İsa Mesih'in adı bilen əhlisini
yüreklerini pek ve arasa et, temiz et. Amin.